Rap rap kafam düştü direk her yer olsa da kezban trek. Yatamam evde yatak göşek, çıktım dışarı açtım trap. Kafam şimdi fişek oh yeah. Geceler cihan girli heceler, elit foşik turistler, sokaklar ve polisler. Evet, mekanın sahibi geldi işte, Norm Ender. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Norm, nasılsın? İyiyim, sağ olsun, nasılsınız? Evet, şarkının ilk bölümü buydu. Dandik bölümü diyebilir miyim buraya? Yani. Aslına bakarsanız şöyle bir şey var. İroni yaptığım şeyden daha iyisini yapmışım. İnsanlar öyle diyor. Yani bu şekilde yapsalardı en azından dinleyebilirdik falan şeklinde. Evet. Yani biraz daha ne derler ona, dandik demeyelim de onların da müziğine çok böyle hani yüklenmemek için daha kopya diyelim. Öyle daha diyelim. Kopya, onları ayna tuttum diyorsun aynen, çünkü. Aynen. Ve 2 yıl aradan sonra mekan sahibi döndü çünkü şöyle şeyler söyledin, paylaştığın şeyler. O zaman git konuş onlara, Norm Ender emaneti olan Türkçe rap'i geri alacakmış de diye paylaşımlarda bulundum. Size şarkı yapacağım demiştim, bak ben sözümü tuttum diye. Bu hafta buralarda olun, görüşürüz dedin. Eski çeteye selam olsun dedin. Şimdi eski çeteyi bir anda toplayıverdin gerçekten. Şimdi müzikal yolculuğuna baktığımızda İzmir, Bornova, tabii o grup var, Norm grubu değil mi? Evet. Oradan başlayarak devam eden ve sonra da şimdi bu çeteyi toplama meselesine niye ihtiyaç duydun Norm? Ya aslında o bizim aramızda çok gelenekselleşmiş bir kelime. Ben yaptığım işler arasına bir mesafe koyuyorum, bir zaman koyuyorum. Hı hı. Bu zaman içerisinde dediğim gibi jenerasyon çok eski olduğu için beni çok eskiden takip eden insanların hepsi şu anda yani meslek sahibi. Hatta mesela işte Güneş var, avukatlığını yapan. Hı hı. O mesela benim bir dinleyicimdi. Hukuk fakültesini bitirdi. Hı hı. Kendi bir hukuk bürosu kurdu, Taşdelen Hukuk Bürosu. Mesela beni temsil eden insan benim dinleyicim. Hı-hı. Ya da işte çevremdeki dediğim gibi iletişim halinde olduğum insanların hepsi zamanında benim dinleyeceğim. Şimdi bir meslek sahibi olmuşlar ve diyorlar ki abi sana yardımcı olalım bir konuda, bir şey iste. Çünkü sen bizim zor zamanımızda yanımıza geldin. Hani biz Hı-hı. aynı frekansta bulunduk, senin şarkılarınla işte coştuk, ağladık, hüzünlendik, güçlendik. Dolayısıyla hani şu anda bir meslek sahibi olduk ve bunu bir şekilde hani beraber bir şeyler yapalım. Herkes yani her meslek grubundan insan bunu söylüyor. Eski çete dediğim grup beni işte 15 senedir falan dinleyen, artık çoluk çocuk sahibi olmuş, işte artık büyümüş, orta yaşlarda diyebileceğimiz yani insanlar oluyor. Dolayısıyla onlar böyle pek fazla sosyal medyada takılmadığı için ben bir şey paylaşacağım zaman, yeni bir şey yapacağım zaman hadi bakalım takım, çete toplanın falan şeklinde bir şey yapıyorum. Onlar da tabii o zaman işte işlerini ya da ne bileyim günlük yaşantıdaki sosyal hayatındaki devam ettirdikleri işleri birazcık bir kenara bırakıp bu sefer yapacağım şeyi merak ediyorlar. Yani ne yapacaklar bu sefer, ne olacak bu sefer diye. Öyle bir geleneksel lafımız var yani. Ve çeteyi topladın, çok da güzel bir şey yaptın. Peki şimdi bunu beklemen, mesela bu şarkıdan sonra gene bir 2 yıl ara verip 3 yıl ara verip yok. Yıl mı? Yapmaz. Ya ben zaten sadece bir ara verdiğim dönem 2010'da bir İçinde Patlar diye bir albüm çıkmıştı benim. O albümden sonra bir 5-6 belki de 7 senelik falan bir ara verdim. Hı hı. Ara vermemin sebebi de şu, ben şirket açacaktım. İstediğim şey kendi müzik şirketimi kuracaktım. Yani işler istediğim gibi gitmedi. Hı-hı. Hani maddi açıdan, ekonomik açıdan. Bunu başaramadım. Daha sonra bir şirketle anlaştım. Yapımcılığını onlara verdim. Yani yapımcılığını kendim yaptım da dağıtımını vesairesini falan. Tamam. Onlara verdim. Onlarla bir albüm oluşturduk. Benim albümün çıktığı sene hatırlarsınız işte hani bu bombalar patladı vesaire falan. O dönemlere denk geldi birazcık. 2017'nin başlarıydı sanırım. O albüm çıktı, ortalık duruldu falan. Aslında ne derler ona? Aura albümü, evet. O albümden sonra bir daha ara vermeyecektim. Ama işte şirketle aramızda anlaşmazlıklardan dolayı. Çünkü onlardan başka hiçbir yerde yapamazdım. Tek taraflı feshettim. Böyle bir mesafe. Şu anda bir davalık bir durumumuz var yani. Daha fazla bekleyemezdim çünkü hani ben kitleme duyurmuştum çünkü hani artık sizi bekletmeyeceğim, sürekli yeni işlerle karşınızda olacağım diye. Dolayısıyla bu şarkıyla geri döndüm yani, evet. Şimdi rap yükseldi yeniden ve sen de tabii ki gelip mahalledeki çocuklara, bebeleri pistten almak için alın bakalım bebeleri. Neyi beğenmiyorsun mesela yükselen rapte? Müziğin beğenmiyorsun? O Amerika'daki trap tarzı böyle tarzımı beğenmiyorsun. Hı hı. Bizimkiler trap mi yapıyor? Hı hı. Beğenmediğin sözler mi? Nedir seni burada rahatsız eden ve pistten onları kulakları çektiğin gibi? Estağfurullah. Ya şey, beğeni dediğimiz şey çok göreceli. Yani illaki o insanların da yaptığı müziği beğenen vardır. Benim bahsettiğim şey farklı. Şöyle ki yurt dışında duyduğumuz herhangi bir müziği, şimdi insanlar bu müziğe hakim olmadığı için, teknik açıdan da hakim olmadığı için, hı hı. Ben o çocukların ne yaptığını, altyapıda nerelerden esinlendiğini falan çok yani rahatlıkla biliyorum. Evet. Esinlenmeyi geçtim artık. Şimdi eskiden bizim işte atıyorum popçular da esinlenirdi. Tamam. Esinlenirdi ama onu atıyorum kendi kültürlerinin özünde bir şarkıya dönüştürürlerdi falan filan. Şimdi ne yapıyor? Birebir çeviriyorlar. Şimdi birebir yani orada ola ola diyorsa o alo alo diyor yani. Hani bu kadar benzerlik yani melodi açısından benzerlik. Yani onların haberi yok mesela. Yurt dışındaki insanların haberi yok. Yani telif hakkına girebilecek benzerlikle kopyalardan bahsediyorum yani. Bir dolly coin haline aldılar. Ya bir tane mesela teknik bir şey vereyim. Bir snare vardır. Snare, abartılan snare diye geçiyor YouTube'da. Bizim bu davul vuruşlarında diye vuran şey. Aynı snare'ı yani 100 şarkının 90'ında duyabilirsiniz. Ben böyle bir kopyadan bahsediyorum. Dolayısıyla bize bu işe el atmamız gerekiyordu. Üniversitelere gidiyorduk, soru cevap yapıyorduk. Yani bu kitle eskiden Türkçe rap'i dinleyen kemik kitle bundan zaten rahatsızdı. Ha, bu müzik dinlendi. Kim tarafından dinlendi? Rap müziği yeni keşfeden, popüler olduktan sonra keşfeden akım tarafından dinlendi. Dolayısıyla o insanlar bahsettiğimiz şeyin yani eskisini bilmediği için ne demek istediğimize konuya çok vakıf değil. Yani biz 20-25 senedir bu ülkede Türkçe rap yapıyoruz. Yani bizim kendimize ait görgülerimiz, kurallarımız, işte müziğimiz, altyapılarımız, sözlerimiz, bu müzikte markalaşmış isimlerimiz. Yani çok farklı isimler var, çok farklı tarzlar var. Dolayısıyla hani bunu emperyalist ülkelerden direkt böyle kopyalar bir şekilde değil de kendi kültürümüzün özünde var olan... çünkü kültür mirasımız çok derin. Evet. Bunları da işin içine katarak bir müzik zaten ürettik 25 senedir. Dolayısıyla bu yaptığımız müziği ilerletin. Niye bu müziği çöpe atıp bir anda silmiş gibi, sanki rap şimdi başlamış gibi bu müziği ele alıyorsunuz dediğim şey trap mesela altyapısına karşı değilim. Yani yapılabilir. Ben de kullanıyorum. Hani 808 baslar hani bizim bu anlattığımız teknik şeylerden bahsedeyim. Ben de kullanıyorum şarkılarımda. Kullanacağım. Belki bundan sonra da kullanacağım. Yine Ototune ya 2010'da yaptığım bir şey. Daha Drake, Migos yokken yani kimse bunları tanımıyorken ben yaptığım bir şey. Ama benim işte farkım şu. Ben bir şeyi yapabilmek için önce Amerika'da popüler olmasını beklemiyorum. Beklemedim. Ben kendim yapıyorum. Ondan sonra Amerika'da popüler oluyor. O arkadaşlarla aramızdaki fark bu. Onlar bir şeyi mutlaka orada görüp buraya getiriyorlar. Orada gelip şimdi tarz da öyle işte kolyeler falan filan işte gerçi hip hop'ın kültüründe var o. Tabii. Başından beri hep var. Ama sanki sen böyle ya hani bizim bir milli rapimiz vardı. Siz şimdi emperyalist ülkelerin milli şeyini aldınız getiriyorsunuz. Bizim milli rapimizi mahvediyorsunuz gibi bir yaklaşımmış gibi. Böyle mi? Ya aslına bakarsanız yani hiçbir müzik türü bir millete mal edilemeyecek bir şeydir. Yani sanat dünya içindir. Tabii tabii. Tamamen bizle ilgisi olmayan bir şey aslında. Ben kültür tarafından bakıyorum işin içine. Yani müzik, altyapı vesaire bu gibi şeylerden bahsetmiyorum. Yani şimdi ne diyeceğiz? Baktığımız zaman şu anda popüler olan müziklerin çoğu Amerika'da. Yani meşhur olmuş, ünlenmiş ve bizim ülkemizde de çok büyük yerli temsilcileri olmuş. Şimdi rock müzik Amerikan malıdır deyip ne yapacağız şimdi? Barış Manço gibi, Cem Karaca gibi isimlerimizi, Erkin Koray gibi ismi yok mu sayacağız? Ama şöyle bir şey var, dikkatinizi çekerim. Amerika'da yapılan rock'la bizim ülkemizde yapılan rock arasında dağlar kadar fark vardı. Zamanında Erkin Koray da bu müziği yaptı ama kendi kültürümüzden bir şeyler kattı. Barış Manço da yaptı, kendi kültüründen bir şeyler kattı. Cem Karaca da yaptı, kendi kültüründen bir şeyler kattı. Dolayısıyla ne oldu? Halkta mükemmel bir talep oluştu. Çünkü karşılığı var. Üretmiş oldukları müziğin karşılığı vardı. Benim demeye çalıştığım olay bu. Toplumun istediği şeyi es geçmeyin. Dolayısıyla bir şey yapıyorsanız bu bilince en azından sahip olun. Ben bu açıdan tepki toplasın diye yaptığım bir şarkıydı. Bu bilinci uyandırmak istedim. Ve uyandığını da görüyorum. Yani kitleden çok büyük bir destek alıyorum şu anda. Dolayısıyla amacıma ulaştım diyebilirim yani. Bence de öyle görünüyor. Ama Ben Fero da bizden bir şey yaptı. İşte Demet Akalın şarkıda Demet Akalın'ı geçti. Demet Akalın da düet yaptı falan filan. Bu bizden değil mi? Ya şimdi... Demet Akalın konusuna girmek istemiyorum aslına bakarsanız. Girersem çıkamam. Yok yok, estağfurullah. Ya, o insanların da yapmış olduğu şey eğlence, tamam, okey. Hani Demet Akalın'a da ihtiyaç var. Öyle figürlere de ihtiyaç var. Sıkıntı yok. Tamam. Yapsınlar. Ama ve lakin bu insanların sanatçı gibi, müzisyen gibi televizyonlarda pompalanmasına karşıyım ben. Hı-hı. Yani yıllarca biz bu müziği yaptık. 15-20 yıldır bu müziği yapıyoruz. En çok izlenen show programlarına bile ülkede belki damga vurduğumuz şarkılarla katıldığımız zaman bize verilen süre 10 dakikaydı. Evet. 5 dakikaydı. Hatta bazen zaman kalmadı deyip stüdyodan döndüğümüz de oluyordu yani. Hmm. Düşünün, böyle bir ayrımcılıktan bahsediyorum. Doğru. Şimdi ne değişti? 3 sene 4 sene önce yani düşün, hiçbir şekilde yüzümüze bakmayanlar. Şimdi ne değişti de şu anda aa gelin düet yapalım, aa hadi klibinizde oynayayım, aa gelsene falan benim konserime niye gelmiyorsun, VIP vereyim önden izle lütfen falan. Yapıyor mu sana da böyle? Tabii canım. Ben 2017'de işte albüm çıktıktan sonra, Ağır albüm çıktıktan sonra, bu arada şey için söylemiyorum. Tabii ki de ortak projeler yürütülebilir. Sen bu isim popüler bir isimdi. Tabii ki de yaparım. Niye yapmayayım? Yani Hande Yener'de yapar mısın sen? Ya şimdi şöyle bir şey var. Hande Yener'in sunmuş olduğu projeye bağlı. Ben onu röportajımda da dile getirdim. Ben dedim ki kimsenin garnitürü olmam. Kimsenin kenar sözü olmam. Kimsenin albümü satsın diye, ismi yürüsün diye. Hani artık bizim müziğimiz tutmuyor, tutan müzikten nasiplenelim diye onunla iş içine girmem. Ama ve lakin bir proje vardır. Biliyorsun mesela derleme albümleri oluyordu işte. Neşet Ertaş vefat ettikten sonra sanatçılara derleme albüm. Şimdi burada bir düet denk gelir. Neşet Ertaş'ın şarkısını seslendirici olurum. Aralarda rap bölümleri olur. Şimdi bu başka bir proje. Bu başka bir kültürel faaliyet. Dolayısıyla bu gibi şeylerde tabii de yer alınabilir. Ama hani zaten ihtiyacım yok ki. Tabii yani. Yani şu anda hani düet yapılacaksa da eski bildiğimiz isimlerle değil, bence ülkenin dinamiklerini korumak ve yeni isimleri duyurmak adına yeni alternatif ses o kadar çoğaldı ki alternatif sesler. Bu alternatif sesler de değerlendirilebilir. Çünkü içinde patlarda bulutsuzluk özlerim, sözlerimi geri alamam falan var mesela. Tabii. Sen şeye böyle hani tabii pop diyemeyiz bulutsuzluk özlemine de ama işte Raka'da, halk müziğine de Aşık Veysel'den söylediğin şey var. Var mı arkadaşlar o bölüm? Onu bir izleyelim bakalım. Aşık Veysel'i seslendirdi. Peki tamam, birazdan gelir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani sonuçta sen de bu kültürle ilgili, bu kültürden doğan, bu topraklardan doğan şarkılardan, halk müziğinden beslenip şeyler yaptın. Ama şunu merak ediyorum. Mesela bugün yapılanlar da işte Ben Fero'nun yaptığı şarkıda Demet Akalın'a şey yapmak, Demet Akalın'ı geçirmek falan. Bugün yapılanların benzerini sen bundan 10 yıl önce aynısını yaptın. Hı hı. Mesela yine hangi içinde patlardaydı galiba. Bu nasıl söz, ulan bu nasıl beste, hadi Sezen abla bana da bir beste diye hangi şarkındaydı, bu şeydeydi. İçinde patlar. İçinde patlardaydı, geçiyordu. Şimdi tamam, bu 2019 yıl önceki şarkıdan bahsediyor. Evet. Değil mi? O var mı arkadaşlar? Onu görelim. Peki tamam, onu da görürüz birazdan. Hiçbir şey göremiyoruz. Dolayısıyla şimdi sen acaba ya ben bunu zamanında yaptım ama ben popüler olamadım. Yani genel şey anlamda. Tabii. Seni dinleyen büyük bir kitle vardı o zaman da, biliyorum ama şimdi benden 10 yıl sonra biri çıkıyor Ben Fero diyor, Demet Akalın da şey yapıyor, hop böyle popüler olup patlıyor. Acaba böyle bir şeyden, mesleki kıskançlıktan kaynaklanıyor olabilir mi bu tepkin? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu işi yaklaşık, yani nereden baksanız artık 15 yıldır falan profesyonel olarak yapıyorum. Yani bu işten para kazanıyorum ben. YouTube zamanları hani herkes bilir, daha bu dijital mecralar yokken işte MySpace vardı, hatta böyle beyaz akletli bir ton vardı. Arkadaş olarak kabul etmezdiniz, siteye girdiğinizde o mutlaka arkadaşınız olurdu. O siteyi herkes hatırlar yani şu anda. 90, en azından çocukluğunu 90'larda yaşamış kuşak çok iyi bilir. Biz bağımsız müzisyenler olarak şarkılarımızı oraya yüklerdik. Mesela MySpace'in tavan yaptığı dönemlerde ben dünya listelerine giriyordum. Doğru. Bugün yani bu çok önemli bir şey. Mesela yüklediğim bir single'da atıyorum The Game gibi isimleri geride bırakıyordum. Yani o zamanlar ki en popüler isimleri bunlar. Şöyle bir şey vardı sadece. Bizim yapmış olduğumuz, başardığımız başarı. Mesela YouTube'da yine dünya listesine giren ilk Türk sanatçıyım. Bakın rapçiyim demiyorum, sanatçıyım. Yani dolayısıyla yaptığımız şeyden basının haberi yoktu. Yani biz yine bu işten para kazanıyorduk. Yine konserlerimize gidiyorduk. Yine atıyorum ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil ediyorduk. Ama ve lakin dediğim gibi bundan basının, medyanın haberi yoktu. Ne oldu 2017'den sonra? Benim albüm en çok satan albümler listesine girdi. İlk ona girdi. Çıkan Deli single ilk defa bir Amerika'da bir radyoda yayınlandı. Beats One radyosunda. Bunlar çok büyük gelişmeler bu arada. Yani daha başka bir şarkı yayınlanmış değildir mesela Beats One radyosunda. Evet. Hani bizim bildiğimiz mega starlar da dahil buna. Yani dolayısıyla bu gibi gelişmeleri herkes gördü, fark etti. Hadi bakalım ne oluyor, burada bir kitle var durumuna döndü iş. Sonra herkes yeni çıkan projeleri takibe almaya başladı. Yani eskiden gelen projeleri değil, yeni çıkan projeleri. Tam bu döneme denk geliyor o insanların iş yapmaya başlaması da. Onlar da tarzını değiştirdi. Trap'e geçmiş. Yani bu çocukların hepsi zamanında Türkçe rap dinlemiş, Türkçe rap yapan çocuklar. Yani benim beraber sahne aldığım, yani benim kitleme rap yapmış isimler. Yani şey değil, tanımıyor değiliz isim olarak biz kültürde. Ama kendi tarzını değiştirdiler. Ve sözleri direkt özenti bir şekilde Amerika'dan kopyala yapıştır şekline geçtiler. Dolayısıyla kitle, onları eskiden beri tanıyan insanlar da buna zaten ne yapıyorsunuz siz durumuna geldi. Ama popüler dünyadan çok büyük bir yığın akın edince kültüre, onlar pek fazla eski dinleyicilerin söylediklerini kulaklarına takmadılar. Çünkü niye? Ticari anlamda güzel bir para kazanmaya başladılar. İşi maddiyata döndü. İş burada denk geliyor işte. Bu insanların yakınmalarını ben üniversitede söyleşilerde duydum. Abi bir şey de yani... Sen zamanında hep popüler kültüre karşıydın. Hep lafını esirgemezdin. Şimdi bunlar mahallenin çocuğu, bizim çocuğumuz. Hani rapçi diye mi bunları kayırıyorsun? Niye hani bunlara bak, normalde sen bu insanlara laf atardın. Niye şimdi hani falan deyince ben dedim ki yani rahat olun. Hani çıksınlar, yapsınlar. Popüler illaki o insanlar da uzun sürede para kazanacaklar. Ama merak etmeyin biz buradayız. Yani... Eleştirimiz tabii ki de olacak. Kulaklarını çekmemiz gerekiyorsa çekeriz lafını burada söyledim. Bunun için söyledim. Zaten bunun sinyallerini de vermiştim. Kitle de bekliyordu. Yaptım. Peki, görelim Sezen Aksu 2010 içinde patlar şarkısında. Diyoruz diyorsanız magazin oynayın size paranızda. Boş insan ordusu müzik piyasanız. Bir numara yoktu ki bir numaranızda. Bak bu satırlar adım gibi gerçek. Dinleme beni ya da ağzını açma. Neden yazıyorum ki bir ton gerzek. Anlamadığı söz ediyor rap saçma. Her şeye rağmen sabırla yoluma. Gülüyorum ve yürüyorum aheste. Yapmalıyım. Ve şarkının devamında evet Sezen abla bölümü. Var mıydı başında? Ha, ben mi kaçırdım? Sonlarda biraz giriyordu. Sonlarda, evet. Peki. İşte hadi Sezen abla bana da bir beste diye. Aynen. Senin de orada kullandığın şeylerdi. Ama dediğin gibi o zaman belki çok medya ilgi göstermedi. Şimdi bugün işte Demet Akalın'ın geçtiği bir şarkıya ilgi gösteriyor. Sen de bunların hepsine bebeler bebeler diye yanıt veriyorsun. Mesela diyorsun ki şarkıda dedim tamam hadi canim. Bizde küvet yok duşakabil mesela bir Ezhel göndermesi küvet şarkısı ve ondan sonra keltoş babana koş diye Ben Fero'ya bir gönderme bu da doğru değil mi? İşte bebeler bebeler diye gönderme. Mesela şuraya popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley, Tupac tabii yüzüne bir dövme demoda bir reggaeton bas ototonu all Lil Pump diyorsun. Aynen. Lil Pump bir trap müziği yapan. Ya Amerika'da... Sever misin? Yok. Hiç yani sevmem değil. Kendisini tanımıyorum. Hayır, da yani. Hayır tarzını sevmem, müziğini sevmez misin diye söylüyorum. Sevmem ya yani soytarı. Ya Amerika'da tamamen ne derler ona para kazanılmak için üretilmiş, sembol haline getirilmeye çalışılmış bir isim. Şimdi eskiden Gucci de... Gang diye bir şarkısı var zaten. Evet, eskiden de... beş para etmez bir şarkı. Eskiden de mesela hip-hop'un böyle... Adamı gömdük değil mi burada? Aynen abi ama şey eskiden de hip-hop'un ikonik isimleri vardı. Ama o isimlerde en azından yani bizim rap olarak adlandırabileceğimiz şeyin kurucu. Mesela Snoop Dogg o da ikondur. Evet. Ama ve lakin başarılı bir ikondur yani. Evet. Hem şov adamıdır. Yani her yere koyabilirsiniz, bir reklamda oynatabilirsiniz, bir şov programında yer alabilir. Ama müziğini de yapar, rapini de yapar. Şimdi bu yeni çıkan... Yani çocuklar yani o kadar basit bir şey yapıyorlar ki. Çünkü ritmde, sözde gerçekten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ve hip hop'ın o şeyini kullanıyor işte kızlar falan dans ediyorlar, popolar falan ortada dönen şeyler, şaşa, paralar, zenginlik. Tamamen nesneleştirme üzerine kurulu bir müzik türü haline geldi. Görsellik de bu işte önemli yani klip de çok önemli. Kliplerde de yayınlarda da insanların ilgisini çekebilecek gençlerin aa bunu gördün mü, aa şunu gördün mü diyebilecek şeyleri kullanıyorlar kliplerde genel olarak. Yani onlar zaten başka bir yerde. Şimdi Amerika zaten uzun süre onların popüler müziği 25 senedir zaten rap. Yani 30 senedir rap zaten oranın popüler müziği o. En çok albümlerini satan hani müzik türü rap onlarda. Dolayısıyla onlar artık işi aldığı hani kültürel anlamda ne diyeyim en üst düzey üretilen eserler boyutlarına getirdi. Daha sonra döndürdüler işi şova. Yani onlar artık çok çabuk tüketti zaten onu. O işi artık başka bir noktaya dönüştürmek istiyorlar. Ama bizde daha yeni. Yani anladım. Yeni yeni tanınıyor. Yani Hı-hı. dünyayı birazcık geriden takip ediyoruz desek yeridir. Medya olarak geriden takip ediyoruz diyeyim. Çünkü niye? Biz üretim olarak yine dediğim gibi Türkçe rap'in temelleri 90'lı yılların başına dayanıyor. Yani 95'te Kartel diye bir grup geldi. Aynen. Yani Kartel, onlar dağıldı sonra. Belki işte bizim Fetret dediğimiz bir dönem denk geldi. Hani onların dağılması kötü oldu açıkçası. Hmm. Şov açısından. Onlar dağıldı. Daha sonra yeni isimler çıktı. Biz aldık götürdük, bir şeyler yaptık falan. Kitle buraya geldi. Bu muazzam bir başarı. Herkes zaten biliyordu bunun olacağını. Anladım. Peki mesela tabii yüzüne bir dövme işte diye söylediğin yine Ezhel. Ama o da yüzüne mesela dövme yaptı. Ah yalan dünya yazıyor. Neşet Baba'nın bir lafını yazmış. Bu da mı kurtarmadı? Yani ben onu izleyicilere bırakıyorum ya, yorumunu. Yani ben şekilci bir insan değilim. Hani hiç kimseyi şeklinden dolayı eleştirebilecek bir insan da değilim. Ya bu yüze dövme olayı dediğim gibi yani ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar istediğini yapabilir. Yani istediğini, vücutları kendilerine ait, özgür, istediğini yapabilirler. Sadece birazcık kelebek konmuş gibi olmuş. Öyle mi? Aynen. Peki. Mesela kafası dıt dıt gibi sirk maymunları istiyorsa orman kanunları diye doğrudan Ben Fero'nun albüm ismine yok, onların genelde şarkılarında o geçiyor. Bizim kafamız bilmem ne gibi diyorlar ya. He, ona. Ben de ona gönderme yapıyorum. Aslında çok eleştirdiğim bir noktada söylüyorum. Benim eski diss diye adlandırdığımız şarkıları dinlerlerse ben onları sadece okşadım yani. Öyle mi? Tabii. Eskiden daha da tabii, sertleri vardı. Tabii. O zaman güçlü zayıfı ezecek size yok sosis salam şırdan şırdan diye. Tabii. Sosis salam da yine şeyin şarkısı. Neydi? Kimin şarkısıydı? Yani sokak yemeğinden evet. bahsediyorlar ya. Sokağın yemeği evet. Ezhel, evet. Şırdandır. Ha, şırdan. Kokoreçtir, mumbardır. İşte yok size sosis salam şırdan diyorum yani. Yani şunu mesela demin şey de söyledi, konuğum da söyledi, Hande Ünsal da söyledi. Özgürlük deyip uyuşmayın evet. diye söylediğin sözler var bu son şarkıda. Şimdi tabii ki hip hop işte en son konuştuğumuz şeyin Lil Pump'ın klibinde mesela artık kilolarla falan taşıyor. Hı-hı. Kafayı yemişler yani. Tabii. Uçmuşlar yani şeyi. Mesela sen de diyorsun ki bunu özgürlük deyip uyuşmayın diye bir doğrudan gönderme var. Hı. Bu kültüre, bunun öne çıkarılmasını, bu tür kötü alışkanlıkların öne çıkarılmasına da itiraz ediyor musun? Tabii ki de. Zaten oradaki kelime onu sembolize. Biz yani. Bu işe başladığımız zaman 90'ların başında yine dediğim gibi çocukluğunu 90'larda yaşamışlar çok iyi hatırlayacaktır. Doktor Alba'nın bir şarkısı vardı. No hash hash, no heroin falan diye öyle gidiyor. TRT bunu sürekli yayında verirdi. Yani hip hop buydu zaten. Yani Amerika'da dediğim gibi hani evet, daha sonra gangster rap geldi, işin içine bu figürler girdi. Yalnız şöyle bir şey vardı eski raplerde. Yani Tupac da bunu kullanıyor, diğerleri de bunu kullanıyor ama bizde bu gibi şeyleri çünkü çok izlenim oranı çok yükseltiyor. Hani mesajı çok inanılmaz derecede çok büyük geniş kitlelere duyuruyor. Dolayısıyla dertlerini anlatabilmek için evet, twerk kızlar o zaman da yapıyordu. Evet. O zaman da güzel lady'ler danslar yapıyordu. Ama dediğim gibi geri plandaki müzik hep mesaj içeriyordu. Yani hip hop'ta nesneleştirme yaparken mesajı daha fazla insana ulaştırmak için bunu yapıyorlardı. Şimdi sadece nesnesi kaldı işin. Yani işte araba jantlarıysa okey. Yani arabalarsa bilmem neyse. Yani ben anlamıyorum. Hepsi aynı davranıyor. Biz zenginiz işte. Yok altımızda şunlar süper lüks model arabalar işte kızlar geziyoruz falan filan. Ya böyle bir müzik turu olabilir mi ya? Baştan sona bu şekilde bahseden. Evet. İşte polisler peşimizde. Abi polisler niye peşinizde sizin? Yani niye polisler peşinizde? Herkes böyle davranıyor. Polisler sürekli ve işte ey aynısızlar hadi kaçın bakalım falan. Hani, abi bu Amerika'da olabilir. Çünkü dediğim gibi Amerika'daki durum farklı. Evet. Oradaki polisle halkın diyaloğu farklı. Adamlarda ırkçılık denen şey vardı. 35 sene önce tuvaletleri falan ayrıydı yani. Evet. Siyahiler başka tuvaletlere giriyordu. Beyazlar... Bizim ülkemizde böyle bir şey yok ki. Bunları lümpen olarak mı görüyorsun? Tabii ki de yani bir şeylere özenmişler. Çok Amerikan filmi izlemişler. Ben onları öyle değerlendiriyorum. Çünkü toplumda hani yerini bulamamışlar. Evet. Kendi kültürlerini de anlayamamışlar. Orayı da tam çözememişler. Böyle arada bir sıkışmışlık var. Özentilik var yani. Ve beni dinler devrimci gençler diyorsun. Sen evet. kendini solcu musun? Devrimci gençler derken... Ya ben hiçbir siyasi ne derler ona yöne kendimi adayamam. Hani sol sağ falan. Hı-hı. Ben doğru yolcuyum. Şöyle demeye çalışıyorum. Onu da iyi ki söylediniz. Devrimci gençler derken bu ülkenin devrimi cumhuriyettir. Hı hı. Devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Evet. Devrimci gençler derken bu ilkelere sahip çıkan gençlerden bahsediyorum. Çok güzel. Aynen. Bravo, gerçekten de. Şimdi bu şeyler, rapçilerin hayranları, sevenler böyle takım tutar gibi tutuyorlar. Hı hı hı. Böyle mi? Böyle midir yani? Ya birazcık var o, evet. Değil mi yani? Evet. İşte bir tarafta Ezhel'ciler var, bir tarafta cezacılar var tabii ki. Tabii, işte. Tabii. Geçmişte bir tarafta işte Ben Fero'cular var ama bana mesela bu konuyla ilgili Türk rapinde kimi tutuyorsun dersen ben normcuyum diye derim. Sağ olasın, çok rahat. Sağ olasın. Çünkü abi, hem dediğin gibi bu devrimci gençler ve Atatürk meselesinin altını çizmen, hem bu özgürlük diyerek uyuşmayın gibi önemli noktalarda bir şeylerin altını çizmen. Tabii bu bir yandan da ya ne kadar da ehlileştirilmiş bir müzik, rap yapıyor Norm Ender eleştirilerini beraberinde getirebilir. Mesela bununla ilgili bir örnek vereyim. Illinois Üniversitesi'nde Uche Onyebadi diye bir doçent var. Dünyanın her yerinde bu müziğin siyasette bir platform olarak kullanılıp kullanılamayacağına dair bir kitap yazıyor. Ve dünyanın her yerinden proflar, doçentler bu kitaba katkıda bulunuyor. Bu kitabın içerisinde beni işte Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, işte müziğinde mesajlar veren, gençleri olumlu yönde etkilediğime dair işte 4 sayfa şarkı sözlerime yer verilmiş. Aynı şekilde Sagopa da var o kitapta. Sagopa'yı da daha bir muhafazakar noktada değerlendirmişler. Daha kültürel işler yaptığını, hani kendi toplumdaki müziği harmanlayıp gençlere buluşturduğunu falan, bunlardan bahsetmişler. Ya şimdi biz burada rap yapıyoruz, dünyadan haberimiz yok diyelim, öyle diyelim. Hani orada neler oluyor? Böyle bir şey oluyor. Üniversitede ders kitabına girmişiz ve bu adam derste anlatırken bizden bahsediyor. Yani bu çok önemli bir şey bence. Bence de çok önemli. Kesinlikle. Peki sen nasıl buluyorsun? Mesela Sagopa'yı nasıl bulursun? İyidir tabii ki. İyi midir müziğin? Tabii. Ceza? Tabii tabii iyidir. Onlar hepsi iyi mi? Tabii. Yani Sagopa'nın şey tarafı vardır. Yapımcılık tarafı vardır. Yani DJ, turntable da kullanmayı biliyor. Dolayısıyla çok iyi bir cutter'dır. Cut eder. Yani radyo DJ'yi de olduğu için müzik kültürü ve yelpazesi çok geniştir. Melodileri çok iyi duyar. Yani onları çok iyi tempoya oturtur. Ve çok iyi de söz yazar. Söz. Evet, yani lirik bakımından da çok derin. Hani, kendi içine dönük biraz yazar. Şimdi benim onlardan ayıran tarafım biraz... Ben biraz daha dışa dönük yazarım. Biraz daha isyanın sembolüyüm. Onlar daha çok... Sagopa daha içine dönük yazar mesela. Ceza da aynı şekilde iyi bir MC'dir. Ceza da biraz daha matematik gibidir. Yani şey gibi... kelimelerin kafiyeleriyle çok haşır neşirdir. Şey bıdı bıdı hani o kelimelerin ne bizim flow dediğimiz şeye çok takıntılı bir MC'dir. Tabii ki de anlamlı sözleri de çok. Yani o da o şekilde yazar. Yani öyle bir kitlesi vardır yani. Killa Hakan falan. Onlar biraz daha işin Almanya tarafındalar. Yani gurbetçi oldukları için tabii ki de biliyoruz yani 10 sene 15 sene önce de rap yapılıyordu. Genelde Türkiye'deki MC'lerle işte ortak projeler yürütüyorlardı. Oradan tanıyoruz o isimleri. Almanya'da yaşadıkları sorunları anlatıyorlar. Körsberg diye işte bir yerde yaşıyorlar. Burada zamanında işte Dazlaklarla çok çatışma içine girmişler falan. Bu sıkıntılardan bahsediyorlar. Hala da bunu işte müziğine taşıyıp, kültürüne taşıyıp devam ettirmeye çalışıyorlar yani. Barış Soprano falan? Onları hiç tanımıyorum yani. Mary Jane'ler falan? Onları hiç tanımıyorum yani. Hiç hani... Yani şey olarak, isim olarak gördüm şarkıdan dolayı da. Şarkıda, çünkü şarkıda kimdir, geçiriyorsun. Ne yapar, ne eder? Yani 18 yaşını doldurup doldurmadığını bile bilmiyorum o çocukların yani. Hani... Peki arabesk rap var bir de. Çok eskide kaldı, evet. Şimdi, ya, şimdi şöyle bir şey var. Mesela Çukur falan gibi. Şöyle yanlış anlıyorlar. Şimdi arabesk sample kullanıldığı zaman üstüne yapılan rap'i arabesk rap diye adlandırılmış zannediyorlar. Bizim aslında arabesk rap deyip de dalga geçtiğimiz, ya dalga geçtiğimiz de demeyelim de biraz daha hafife aldığımız. Hani böyle... Aşkım gel hadi işte bilmem böyle hani bahsedenler vardı böyle 2006'da 2007'de çıkmıştı böyle. İşte sen işte parfüm kokarsın ben sokak kokarım falan böyle bağıra bağıra gırtlaktan falan. Biz onlarla dalga geçiyorduk. Arabesk rap diye ona adlandırdılar onu. Yani dolayısıyla arabesk sample'larla yaptığımız rapler arabesk rap diye adlandırılamaz. Kaldı ki Türkçe rapte güzel örnekleri de vardır yani bunları yapanların. Arabesk de toplumumuzda yer etmiş müzik türü canım yani onu da ezmeye vurmaya, dövmeye, kırmaya gerek yok. Yani bu işi böyle elitist tarafından bakıp sadece klasik müzik şekeri, caz, belgesel falan. Hani bu tarz bir kitle değil bizim seslendiğimiz kitle. Kimi dinliyorsun hip hop'ta? Şu genç kuşakta, yurt dışından bahsediyorum, Amerika'dan bahsediyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani ben eskilerde çok takıntılıyım. Eskilerde, he. Aynen. Yani Eminem hala da çok seviyorum ve dinliyorum. Tupac tabii ki de Forever. Yani bu iki isim dışında yenilerden Hopsin diye bir rapçi var. Kendrick Lamar var. Onları dinliyorum. Yani Dr. Dre'nin el attığı herkesi... Tyga falan? Ya onlar işte dediğim gibi biraz daha popoya kaçıyor yani. Tyga falan. Ya iyidir, güzeldir de yani dediğim... Onlar bu arada orada da bir kavga var, savaş var. Evet, yani Eminem de tabii bu müziğe karşı... İtiraz eder. Snoop Dogg yine bu müziğe karşı, 50 Cent, yani herkes, onlarda da bir kavga gürültü devam ediyor. Bu arada şu şey değil yani, bunu yanlış anlamasın insanlar. Ya eski rapçiler yeni rapçilere karşı falan böyle bir kavganın şeyi yok, telaşı yok. Dediğim gibi müziği o kadar basitleştirdiler ki zaten bunu yapmak istiyorlardı. Çünkü rap yapmak çok zor bir sanattı. Mesela o çocuklardan işte Ben Fero denen çocuk mesela normalde Türkçe rap dinleyicisiymiş. Yani 15 sene bunu dinlemiş, 20 sene bunu dinlemiş. Bizim yaptığımız müziği yapamayacağını anlayıp bu işe hiç yeltenmemiş bile. Ya bu sözleri yazamam diye. Ne zaman işte o Ezhel'in albümü falan bir yükselişe geçmiş. Demiş ki ben bunu yaparım ya. Bunu bu kadar adam dinliyorsa beni de yarısı kadar dinlesin yeter demiş yani. Zaten YouTube'da da çok fazla çıkan rapçi var. Tabii. YouTuber'ların da bu konuda çok etkisi oluyor. Yani o insanlarla paslaşılıyor. İşte Rain Man'in mesela müzikte ürettiği şeyler falan. Bu arada şuna da şaşırıyorum. Mesela niye bu kadar yükleniyorlar Rain Man'e hani? Kliplerin sahte, izlenmeleri sahte, bilmem ne. YouTube'da bu kadar... Adam YouTuber zaten. Yani orada güçlü zaten herif. Yani YouTube'da izlenmeyecek de nerede izlenecek? YouTuber zaten 5 milyon, 6 milyon abonelik bir sayfası var. Kitlesiyle orada buluşuyor. Yaptığı zaman zaten orada izlenecek. Yani şunu anlamıyorum. Hani sanatçıların çıkıp Rain Man izlenmeleri bilmem ne falan. Ya abi sizinkilere bakalım mı? Tabii canım oralarda. Net diye bakalım mı? Kliplerinize bakalım mı yani? Yani bir yorumlarınıza bakalım. Beğenilerinize bakalım. Senin mekanın sahibini yapmanın bir nedeni olarak da ya 2 yıl işte bir ara verdi, tekrar döndü. Burada parasız kaldı. Şimdi böyle dönüp... Aynen abi. Öyle bir şey, geyik var. Para bitti. Her gün döndüğümde parasız kaldı falan diye bir... eğleniyoruz. Tabii ki de bununla eğleniyoruz. Ne demek yani hani şöyle bir şey değil. Bu işi para kazanmak için yapıyor değilim. Hani ben bu işi parasız, hiç para kazanılmadığı dönemde de yapıyordum. Evet. Ya bu bir sanat zaten böyle bir şey değil. Aşkla ilgili bir şey. Ama ben hobimi, istediğim şeyi, yapmak istediğim şeyi paraya dönüştürebilmiş mutlu insanlardan bir tanesiyim yani. Dolayısıyla hobimden para kazanıyorum. Ama ve lakin şöyle de bir şey var. Ben bir şeyi para olduğu için yapmıyorum. Ama bir şey yapıyorum, para ediyor. Para ediyor. Ya pozitiften Elif Cemal'e niye peki çaktın? Ya Hasan Cemal'in kızı. Evet. Ya bana sonradan o dönemdeki işte şirketimdeki insanlar da... Ya ben haklıydım bir konuda. Ben çok hani o konuda alttan alamayacağım. Haklı olduğum bir konunun üstüne bile üzerime geldi. Hani Hitler seni, gibi kariyerimle tehdit etti. Tabii kariyerimle bitiririm seni işte. Sen daha yeni geldin İzmir'den. Bak İstanbul piyasasını bilmiyorsun. Burayı biz yönetiyoruz. Konserler bizim elimizde falan. Bitiririm seni durumuna döndü. O zaman şirket yetkilileri de beni karşısına aldı falan. Hala onu savunuyorlar falan. Şeymiş işte ne bak bu çok güçlü bir kadın işte Hasan Cemal'in kızı işte paşa torunu falan. Dedim ben de Mustafa Kemal Paşa'nın torunuyum ne yapayım? Ne yapayım yani? Aynen. Güzel çok teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Mersin'den geldi konser dün akşam vardı. Bu akşam da konser buradan çıkıp hemen Bodrum'a gidiyorsun. Ve Bodrum'da 2-3 konser peş peşe vereceksin. Çok yoğun zamanında bize zaman ayırdın. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Mekanın sahibi Norm Ender. Bizle beraberdi. Eyvallah, yarın yine 10.30'da karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Binlerce mavi kapak. Tek tek birleştirildi. Ortaya bir elbise çıktı. Yer Amasya'nın Merzifon ilçesi. Esnaf Elif Kılıç farkındalık yaratmak istedi. 10.000 mavi kapağı elleriyle tek tek birleştirdi. Hem şapka hem de elbise dikti. Hazırlıklar tamamlandı. Manken elbiseyi podyumda sergiledi. Ortaya kapaklardan bir prenses çıktı. 13 kiloya kadar yakın bir elbise. Şu anda taşıdığım elbise. Ağırlığından da ziyade çevreye verdiği rahatsızlıktan ben şu anda bunu temsil ediyorum. Elif Kılıç'ın tasarımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Neden kapaklar? Çünkü çok zararlı görünmeyen ve atmaktan çekinmediğimiz kapaklarla çevreye vermiş olduğumuz zararın boyutunu farklı bir şekilde, sanatsal bir şekilde ifade etmek ve bir anlamda farkındalık yaratmak istedim.